Geçtiğimiz aydan itibaren Adana'nın tescilli karpuzları hasat edilmeye başladı. Üreticiler fiyatlardan ve verimden memnunlar. İlk çıkan hasat yapan üreticilerimiz yaklaşık 6 ton civarında dekara karpuz ürünü elde ettiler ve bunu da ilk fiyatlar 3 lirayla 3,5 lira tarladaki fiyatları ve üreticimiz de gayet memnun etti bu fiyatlar. Karpuz üretiminde ülke birincisi Adana'da hasada geçtiğimiz ay başlandı. Coğrafi İşaret Tescil Kurumu tarafından tescillenen Adana karpuzu, Türkiye'de ilk olarak Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde kumlu toprakta yetişiyor. Ulusal kanala konuşan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, koronavirüs salgınından karpuz fiyatlarının da etkilendiğini söyledi. Otel, restoran zincirleri kapalı, turist yok ülkemizde pandemiden dolayı. Bu nedenle tüketim biraz az olduğundan piyasaya da hasatla beraber fazla karpuz girdiğinden şu anda 1 lira gibi bir geriye gidiş söz konusu. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu hatırlatan Doğru, fiyatların düşmesinin çiftçiyi mağdur edebileceğini belirtti. Üretim maliyeti çiftçimizin çok yüksek. Ümit ediyoruz ki bu fiyatların çok altına düşmez. Üreticileri erken hasat konusunda uyaran Mutlu Doğru, ham hasadın satışa etki ettiğine dikkat çekti. Ham karpuz hasat edildiği zaman tüketici bir defa alıyor, daha olmamış diyor, bir daha da almıyor. Talep olmayınca da fiyatlar otomatik olarak geriye doğru gidiyor. Adana'nın turfanda karpuzunun en büyük sıkıntısı erken hasat. Adana Valiliği ise bu problemin önüne geçebilmek için bir komisyon kurdu ve hasat yapılan tarlalarda denetlemeler yapıyor. Bu ekipler sayesinde yapılan kontrollerle beraber ham karpuz kıranlar cezalandırıldı. Ya ham karpuzlara el konuldu veya imha edildi. Erken hasat, tescilli Adana karpuzunun marka değerini de düşürüyor. Bu bir nevi tabiri caizse kendi ayağımıza kurşun sıkmak gibi bir olay. Turizmin canlanmasıyla birlikte karpuz tüketiminde de artış olması bekleniyor. Yazın restoranlar açılır, turist sayısı da artarsa diğer bölgelerde bile karpuz ürününün para edeceğini ve üreticilerimizin emeğinin hakkını alacağına inanıyorum.